Ve sırada Adana Metal Sanayi Bölgesi'nde damper ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuş bir trailer firması var. 1992'den beri faaliyet gösteren firma kısa sürede Adana'daki taşımacılık sektörünün bütün ihtiyaçlarını karşılayarak en gözde firmalardan biri olmuş. Gelin bu hikayenin geri kalanını firma sahibinden dinleyelim. Sevgili izleyiciler, şimdi de Makinsan Trailer'deyiz. Yanımızda firmamızın CEO'su Ali İhsan Çulha beyefendi var. Kendisine bir merhaba diyelim. Nasılsınız Ali İhsan Bey? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok sağ olun. Ali İhsan Bey, siz öncelikle bir tanıyabilir miyiz? İzleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii, ismim Ali İhsan Çulha. Adana doğumluyum. Mühendislik eğitimi aldım. Firmamızda da yaklaşık 13 senedir çalışmaktayım. Çalıştığımız yıllarda değişik kademe, mühendislik kademelerinde çalıştıktan sonra 2008-2009 yılında firmanın üst düzey yöneticisi olaraktan görev aldım ve o yıldan bu yana da hala aynı görevi devam etmekteyim. Uzun yıllardır firmanın başındasınız. İlgilisi olarak da burada hizmet veriyorsunuz. Peki burada ne gibi bir hizmet kalitesi var? Nasıl bir üretim sağlanıyor? Biz karayolunda hareket eden trailerler üretiyoruz. Yük taşıyan, her türlü yükü taşıyan, dökme yük olsun, paketli yük olsun, iş makinesi olsun, karayolunda hareket eden, yükleri taşıyan ürünler üretiyoruz. Bu ürünler bizim uzmanlık alanımız olan damper ve lowbed konusunda uzmanlaştığımız konular arasındadır. Bu ürünler tip onay belgesiyle uluslararası ve ulusal yetkili TSE'den olsun, Sanayi Bakanlığı'ndan olsun, tip onay belgelerinin test edilerekten verilen belgedir. Bu belgelerle ürünlerimizi trafiğe tescil edilerekten ticari bir araç sınıfında hareket ettirilen ürünler yapmaktayız. Trailerler çok farklı ürünlere sahiptir. İş makinesi taşıyan olsun, dökme yük taşıyan olsun, paketli yük taşıyan olsun, akaryakıt tankerleri olsun, yakıt taşıyan, mazot taşıyan, benzin taşıyan, gıda taşıyan ürünler olsun ayrılmaktadır. Bizim konumuzda damperle dökme yük taşıyan ve lowbed konusunda uzmanlaşıyoruz. Ayrıca ülkemiz için önemli sahip tehlikeli madde taşıyan tankerlerde üretmekteyiz. Arge çalışmamızla bu ürünleri de üretmekteyiz. Ve kalitemizi daha üst seviyelere getirebilmek için organize sanayiye taşındık. Yaklaşık 30 bin metrekare alanda şu ana kadar üretim yapmaktayız. Peki ne kadar kişi çalışıyor burada? Ne kadar istihdam sağlıyorsunuz? Biz şu ana kadar değişik yıllardaki önceki yıllardaki kişiler değişmesine rağmen şu anda 110 kişi civarındayız. Bunların yaklaşık 20 tanesi beyaz yakalı, 90 tanesi mavi yakalı olaraktan çalışmaktadır. Çalışma saatleriniz yanılmıyorsam 4-5 saat kadar gün içerisinde. Peki bu saat diliminde ne kadar üretim yapılıyor günde? Gün olarak değil de bizim kapasitemizi ay olarak belirlemeye çalışıyoruz. Aylık bazda ve yıllık bazda hesaplıyoruz. Biz ortalama yılda 550-600 adet araç üretmekteyiz. Bunu planlıyoruz. Planladıktan sonra siparişlerimizi ona göre ayarlıyoruz. Seri üretimimiz değil de müşteri odaklı çalıştığımız için bu plan bizi
doğru yollara doğru taşımaktadır. Peki pazar payınız nedir? İç mi, dış mı, ulusal nasıl bir kimliğe sahipsiniz bu anlamda? Üretimimizin yaklaşık %60-%70'ini ihraç eder durumdayız. Bu ihraç durumu da yaklaşık 2000 yıllı yılların başında ülke dışına taşıdık. Şu anda da yaklaşık 22 veya 23 ülkede ihracatımız gerçekleştirildi. Hangi ülkeler bunlar? Avrupa ülkelerinde Almanya, Hollanda, ondan sonra İspanya'ya, Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Suudi Arabistan, ondan sonra Mısır, Nijerya, Gana, Sudan, bazıları bunlar. Sizin firmanızı diğer firmalardan, bu sektördeki diğer firmalardan ayıran özellikleriniz ne? İnsanlar sizi neden tercih etmeliler? Bilgi birikimi ve tecrübemizi mühendislik argümanlarımızla birleştirerekten kendi tasarım ve dizaynlarımızla daha güzel ürünler ürettiğimizi düşünüyorum. Bu bizi diğer firmalardan biraz daha ayırıcı bir özellik olduğunu düşünmekteyim bu konuda. Bununla ilgili birkaç tane patentimiz vardır. Faydalı model aldığımız konular da vardır. Mümküniyet çerçevesinde yasal ve mühendislik sınırları içerisinde güzel tasarımlar yapmaya çalışıyoruz. Bizi ayıran özelliklerden bazıları da bunlar söyleyebilirim yani. Çalıştığınız firmalarla sürekliliğinizi koruyabiliyor musunuz? Bizim buradaki özelliğimiz bu. Kaliteyi ön plana çıkartaraktan sürdürebilir ve farkındalık oluşturabilmek için yatırımlarımızı yapıyoruz bu konuda. Eğer sürdürülebilirliği sağlayamadığımız takdirde peçete gibi kullanılıp atılabiliriz. O yüzden kaliteyi ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Sürdürülebilirliği sağlamaya çalışıyoruz. Buna da kolay değil. Yatırım gerekiyor. İnsan hatasını minimize etmemiz gerekiyor. Ürge'ye, Arge'ye destek vermemiz lazım. En önemlisi kişiye, elemana ihtiyaç yatırım yapmamız gerekiyor. Kişileri de seçerken, elemanları da seçerken başarılı, çalışkan, sorumluluk sahibi olması ve aynı zamanda ahlaklı olan insanları seçmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim için bu bir kriter haline gelmiştir. Çalışma prensiplerinizden birisi de bu yani. Peki olmazsa olmazlarınız nedir sizin? Kalite ve sürdürülebilirlik. Bunu sürekli dinç tutmamız gerekiyor. Sürekli canlı tutmamız lazım. Yani sürekli bize bir heyecan katması gerekiyor bu. Sürekli değişik fikirler olması lazım. Ve sizi sürekli güncel tutuyor bu olaylar. Bunu güncel tutmadığı zaman iş körlüğüne sebep oluyor. İş körlüğü sebep olduğu zaman üst yönetimdeki insanlar iş körlüğüne sebep olursa alt kademeler de aynı şekilde yansıyor. Ve sürekli bunu pratik, güncel, hayatta tutan basit fikirlerle güncel hale getirmeye çalışıyoruz bunu. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki firmayla yeniden görüşeceğiz.